Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber Asus Memopad 7'yi inceleyeceğiz. Müzik Öncelikle kutusundan başlayalım, kutusunu bir açalım, neler var bir görelim. Asus Memopad'in başka modelleri de var. Şuradaki kodundan bunu anlayabilirsiniz hani hangi modeli incelediğimizi. ME176C diye geçiyor. Asus Memopad 7 derken bu son ifada 2014'teki ifada tanıtılan değil, ondan önce çıkan bir modeli bu. Bu model de yeni çıktı bizim elimizdeki beyaz modeli. Şöyle kutunun arkasını çevirdiğimiz zaman şurada Mira Kesti görüyoruz arkadaşlar. Bu kablosuz televizyonlara işte projeksiyon cihazlarına görüntü aktarmaya yarıyor. Bu ucuz fiyatlı tablet kategorisine giriyor. Böyle uygun fiyatlı tablette bu tarz özellikleri çok fazla göremiyoruz. O yüzden bu özelliği bizim hoşumuza gitti. Kutusunu bir açalım. İlk önce karşımıza tablet çıkıyor. Bunun üzerinde jelatin de vardı. Tabii biz incelemek, bakmak için çıkardık bunu. Şurada bir kullanım kılavuzu var. Burada garanti belgesi var, garanti kartı. Burada USB 2.0 kablosu çıkıyor ve burada da adaptörü var şarj edebilmeniz için. Adaptörü hani böyle çok dandik durmuyor, gayet güzel. Zaten Asus'un telefonlarında da bu model kullanılıyordu. Kutu içeriği bu kadar. Zaten hani daha fazla bir şey olmasına gerek yok. Kaldıralım. Bu arada kulaklık çıkmıyor kutudan fark ettiyseniz. Tabletlerde zaten genelde kulaklık çıkmaz. Bizim elimizde beyaz modeli var. Bu beyaz modelin dışında siyah, kırmızı, sarı ve mavi renkleri de mevcut. Gayet pastel ve mat tonlar bunlar. Hani böyle göze batmıyor. Dediğimiz gibi bu ME176C modeli. Bunun iki farklı versiyonu var. Bizdeki düşük versiyonu. Biraz araştırma yaptım ben. Bizim ülkemize gelen versiyonu. Sizin özelliklerini internete gördüğünüz özelliklerde olan versiyon değil. Mesela kamerası 5 megapiksel yazıyor. Ön kamerası da 2 megapiksel yazıyor. Bu ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir diye ufak böyle altı karınca doğası gibi bir yazı yazmışlar. İşte bizim ülkemize gelenin 5 megapiksel değil arka kamerası 2 ön kamerası 0.3 megapiksel. Onun dışında IPS ekranı var. 800 ve 1200 piksellik bir çözünürlüğü var bu ekranın. Ekranı 216 ppi. 10 parmağı kadar multi touch destekliyor. Ülkemizde satılan modeli 4 GB'lık bir modeli yani 4 GB bir hafızası var. Bunu micro SD kart Yuvasına bir kart takarak 64 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Sim kart girişi olmadığı için tabii ki de 3G desteği yok. Zaten Hani 400 lira civarında bir tabletten de böyle bir şey beklemek saçma olur. Bluetooth 4.0 ile bağlanıyor. Bluetooth 4.0'ın özelliği hani 3.0'a göre daha az şarjıyor ve daha hızlı kopmadan bir bağlantı sağlayabiliyorsunuz diğer cihazlarla. Wi-Fi ile bağlanabiliyorsunuz. Zaten az önce de belirttiğim gibi micro USB 2.0 girişi var tabletin. Onun dışında tablet 4.4.2 KitKat sürümüyle geliyor. 3900 mAh'lik bir bataryası var. Batarya fena değil arkadaşlar. Hani yoğun kullanımda bir 6-7 saat hani 8 saate kadar götürebiliyor. Tabletin bence kötü bir özelliği SAR değeri. SAR değeri biraz yüksek. 1.6 Watt bölü kilogram bir SAR değeri var. Bunun Avrupa standartı 2'nin altında olması lazım. Ancak hani genelde 1'in altında tutulması tavsiye ediliyor. Ancak bunu telefon gibi sürekli cebimizde taşımayacağımız için aslında çok da bir problem yok. Dilerseniz bir ağırlığına bakalım tabletin. Şöyle hassası devreye sokalım. Ağırlığı 295 gram çıktı 7 inçlik bir tablete göre çok hafif değil çok da ağır değil hani ortalama bir ağırlık diyebiliriz. Biraz da iç özelliklerine bakalım tabletin. Şöyle CPU iyi kurduk. Buradan bütün detaylarını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tablet Intel'in Atom işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci 4 çekirdekli 1.86 GHz hızında çalışıyor. RAM 1 GB tabletin bataryası da işte az önce söylediğim gibi 3900 mAh. Arka kapak çıkmadığı için tabi doğal olarak bataryayı da değiştiremiyoruz. Antutu sonucuna bir bakalım. Antutu testi bence güzel çıktı tabletin. Ancak hani bu tarz özelliklerine 1 GB e olan bir tablette şundan ben biraz şüphe duydum. Doğru olmayabilir gibi geliyor bana. Hani 36.499 diğer cihazlara baktığımız zaman hani gördüğünüz gibi Note 3'e falan bayağı yaklaşmış. Ben o kadar güçlü bir tablet olduğunu düşünmüyorum bunun. Hani daha yüksek özelliklerde bir telefonu var Asus'un bizim de incelemiş olduğumuz. O daha düşük çıkıyor ne hikmetse. O yüzden fazla stabil ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum AnTuTu'nun. En azından tablet testi için başvurmayın. Yanıltıcı olabilir. Hani ne yapacaksanız ona göre bir değerlendirme yapın. Oyun oynayacaksanız oyun incelemelerine falan bakın o tablette yapılmış. O biraz daha doğru bir karar vermenizi sağlayacaktır. Konu hazır oyundan açılmışken bir oyun testi yapalım. Oyun testi yaparken de aynı zamanda ısınıyor mu ısınmıyor mu bunu bir test edelim. Şu yüzeye getirip işlemci muhtemelen şuralarda bir yerdedir. Bir ölçelim. Tam 32 derece çıktı şu an sıcaklığı. The Trigger oynayacağız bir 15 dakika. Bakalım ne kadar ısınıyor. Evet arkadaşlar 15 dakika kadar bir oyun oynadık. Dead Trigger 2 oynadık. Bence biraz ısındı. Bir derecesine de bakalım. Ne kadarmış? Oyundan önce 32 dereceydi. Şimdi 41.7 yani 42 derece olmuş. Gördüğünüz gibi 41-39 derece arasında değişiyor. Yani 10 derecelik bir ısı artışı var diyebiliriz. Isınma olarak hani biraz üzdü diyebiliriz. Biz ancak şarj konusunda memnun etti. Çünkü şarjda Wi-Fi açık olmasına rağmen çok fazla bir değişiklik olmadı. Şimdi bir de sesine bakalım. Stereo hoparlörleri var arka kısmında cihazın şu kısımda. Ne kadar çıkıyormuş? Onu da bir test edelim. Kendi satın aldığımız bir ses var. Onu bir dinleyelim. Sesi son seviyede. Gördüğünüz gibi ortalama 88.1 desibellik bir sesi var. Maksimum sesi buymuş cihazın. Yani bu seviyeye göre hani diyebileceğim şey standart aslında. Yani çok düşük bir sesi yok. Rahat rahat duyabiliyorsunuz. Ancak şu beni dikkatimi çekti. Hani açtığımız müziği çok temiz bir şekilde duyabiliyoruz. Sanırım bu stereo hoparlörlerden dolayı olan bir olay. O konuda da yine her zaman söylediğim gibi hani bu fiyat dolaylarında bir tablete koymaları stereo hoparlörü güzel olmuş. Sonuçta bunun amacı hani dizi film izlemek, oyun oynamak. O yüzden ses önemli bence. Güzel düşünmüşler diyebilirim o özelliğini. Bu arada dizi film falan demişken de USB bağlantısından OTG'yi tanıyor arkadaşlar. Zaten önceki videoyu da izleyenler bilirler. 5 uygulamada en iyi emulatör uygulamalarını anlatmıştık. Onu bu tablette çektik. Hani dual shock 3'ü direkt bağladık ve tanıdı. Oyunlarda da gayet güzel çalıştırdı. İncelememizi sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi tableti genel bir özetlemek gerekirse fiyat performans ürünü diyebiliriz fiyatı 300-400 lira arasında değişiyor. Hani bu çakma Çin malı tabletlerden alacağınızda böyle AdıSan'ı bilinen bir marka almanızı tavsiye ederim ben. Çünkü emin olun hani o tabletler ne bir güncelleme gelecek onlara. Hani 3 ay sonra çalışıp çalışmayacağı belli değil ancak bu tarz hani adı duyulmuş markaların gerek servisi olsun hani gerek içindeki yazılım olsun her zaman iyi durumda olacaktır. Birinci elemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa tabletle ilgili bize webtekno twitter adresine ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olun. Videoyu ilk başta oraya yüklüyoruz arkadaşlar. Videodan ilk haberiniz olmasını istiyorsanız buraya abone olmanız gerekli. Ayrıca bizi webtekno facebook adresinden de takip edin. webtekno.com'u takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.